de bir ağırlığımız var hayatım buralarda. Şu şahane masa da herhalde bize ayrılmış, baksana. Büyük ihtimalle. Haylazlara bak, nasıl abartmışlar ya. Buyur otur aşkım. Aa, efendim pardon, kusura bakmayın. Bu masa rezervede, sizi şöyle alsam. Hoş geldiniz tekrar, buyurun. Allah Allah, niye öyle oldu ya? Geç bakayım hayatım. Ürdün kralı mı geliyor, bu ne hazırlık ya? Neyse hadi, bu seferlik böyle olsun. Bir dahakine ama bak. Tamam efendim. Sizler beni inceleyin, ben birazdan tekrar geleceğim. Tamamdır. Buyur hayatım. İyi, çok sevindim ya. Çok güzel bir sürpriz. Abim, Allah seni sevdiğine bağışlasın abim. Allah rızası için bir 10 lira abim. Sabahtan beri kursağımdan bir lokma yemek geçmedi abim. Yazık ya. Vallahi üzüldüm şimdi. Dur arkadaşım, cebimde olacaktı, dur. Allah seni sevdiğine bağışlasın cömert abim. Amin, amin cümlemizi. Al şunu. Güzelce karnını doyur, tamam mı? Allah iki cihanda da yüzünü güldürsün abim, sağ olasın. Abi. Saatleri aynı. Evet abi. Alayım abim. Bilal. Bilal'cim, parayı bıraksana. Bırakırım, bırakırım da hayatım, saatler aynı. Ben 24 taksitle aldım ya bu saati. Arkadaşım, kusura bakma. Benimle aynı saati takan birine para vermek istemiyorum. Enayilik değil mi ya? Bu saati var aynı. Ne yapayım abi, dilenciyim diye yere bir tane çubuk çakıp güneşe göre mi ayarlayayım saatimi? Dilencinin saati olmasın mı abim? Ya olsun, olsun da benimkiyle aynı olmasın ya. Ben çok para verdim hayatım buna. Yahu adam dilenciyim diyor. Dilenci olmasa niye dilensin yani? 3 kuruş istiyor senden ya. Acaba bunun saati sahte mi? Tabii sahte. Ha, sahte. Sahte tabii ya. Sahte, tamam. Tamam, anladım. Şimdi rahatladım. Sahte değil mi kardeşim o? Çünkü ben çok para verdim de buna. Yani için rahat edecekse sahte abim. Heh. Oh, rahatladım şimdi, tamam. Adam özenmiş, almış, yazık ya. Tamam, dur veriyorum paranı. Sağ ol. Pardon abi. Alo. Efendim oğlum? Ha, çalışıyorum oğlum. Mekandayım, aynen, aynen. Gel oğlum, gel. Mekandayım, daha buradayım, tamam. Hadi, tamam, tamam. Hadi baba. Hadi baba, baba. Alayım abi. Yok ya. Yok ya. Ne vereceğim oğlum? Abla bu vermiyor parayı. Bilal'cim, verir misin şu parayı ya? Ya niye veriyorum hayatım? Telefonuna baksana. Hadi telefonu geçtim, kablosuz kulaklığı var. Benim yok ya kablosuz kulaklığı. Ne yapayım abi? 2022 yılında çatıya çıkıp ateş yakıp pof 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 dumanla mı haberleşeyim? Dilencinin telefonu olmasın mı abi? Ulan olsun, olsun da benimkinden pahalı olmasın bari. Bu adam dilenci falan değil ya. Hayatım, adam dilenci olmasa neden dilensin ya? 3 kuruş yardım edeceksin, ne kadar uzattın? Ver işte şunu. Evet efendim, siparişi için hazır mıyız? Ay kusura bakmayın, biz daha bakamadık. Olsun, önemli değil, hiç acele etmeyin çünkü benim daha yan masayla bayağı bir işim var. Tamam. Ne yan masaymış bu da ya? Kim geliyor lan? Hadi abim, Allah rızası için. Bakın ben çok hastayım abi. Bilal, adam hastaymış. Hadi ver. Aa, hasta mıymış? Geçmiş olsun ya. Demek ki o az önceki şeyleri de son günlerini mutlu yaşasın diye ailesi almış. Değil mi? Yani mutlu olacaksan, evet öyle abi. He, tamam, tamam. Tamam kardeşim. Al paranı. Allah razı olsun abi.
Abi. 10 liradan bağımsız olarak soruyorum. Hastalığınız nedir? Yazıyor ya abim bu. Ha, karton dönmüş, pardon. Gut mu? Evet abi. Doktor raporum da var abim. Baksana raporda var. İnanmışsındır artık hasta olduğuna. Ver artık şunu. Adam gut, gut. Kralların hastalığı olarak bilinir bu. Niye biliyor musun? Fazla et yemekten. Fazla et yemekten gut olmuş ya bu. Vay be abim. Şimdi de hastalığımı beğenmedin öyle mi abim? Evet, beğenmedim. Ya ben ihtiyaç fazlası et yiyen bir adama niye para veriyorum arkadaş? Benim sana verdiğim hizmet ne olacak abim? Ne hizmeti? 10 lira karşılığında sana kendini iyi bir insan gibi hissettiriyorum. Sen bana 10 lira verince içinden vay be Bilal, ne kadar iyi bir insanmışım diyorsun. Efendime söyleyeyim, aa dünyada benden iyisi yokmuş diyorsun abim. Ha? Yani ben sana hemencecik 10 liraya tadımlık bir Hızır hissi yaşatıyorum. Ulan sorun da orada zaten. Senin Hızır'a ihtiyacın yok ki. Abi sen niye yani ihtiyaçları tek bir sınıfa sıkıştırıyorsun? Ha? Ben verem olsam mesela verecek misin 10 lirayı? Ya ben et yiyemez miyim arkadaş? Ne yapayım ben de çöplerimi karıştırayım? Yemek artıklarımı yiyeyim? Bunu mu istiyorsun? Ya hayır da... Tamam, ben veriyorum. Neyi? Ben yardımcı olacağım yani, ben veriyorum. Ya hayır Burcu, ne yapıyorsun? Ya. Siz niye beni anlamıyorsunuz ya? Ben 10 lirasında değilim kızım. Ben sadece paramın ihtiyaç sahibi birine gitmesini istiyorum. Ya şuna baksana. Böyle dilenci mi olur? Şuna bak. Ya bu adam taşı sıksa suyunu çıkarır. Bu adam çalışsa çalışır. Çalışıyorum zaten, işim bu. Senin kafandaki dilenci resmi nasıl bir şey acaba? Mesela benim kolum bacağım olmasa o zaman mı vereceksin 10 lirayı? Buna mı ihtiyacın var? İnsanları böyle görmekten haz mı alıyorsun? O zaman mı için rahat edecek? Hayır canım. Ay ya kusura bakmayın vallahi, bak ben veriyorum size lütfen. Yok ablacığım, yok abla, bir saniye. Ben mesela bir tane ayağımı böyle kıvırsam, saklasam, pantolon içine bağlasam, böyle böyle yatsam, bunu saklasam o zaman mutlu olacaksın? Böyle böyle yapsam mutlu mu olacaksın? Ha? Ya da ne bileyim? Ya arkadaş ben böyle ağlasam, böyle kendimi ağlayarak, acıtarak ağlasam, senden 10 lira değil de 50 lira alsam o zaman mutlu mu olacaksın? İçin rahat mı edecek? He? Ya dürüstlüğümüzle çalışıyoruz şurada. Reva mı bu ya? Reva mı bu? Bilal, sen insanların eksik olmasından mı hoşlanıyorsun ya? Hayır ya, ne alakası var? İnsan verir misin? Tamam. İkna oldum, tamam. 10 lira değil, 50 lira vereceğim ben sana. Allah senden razı olsun abim. Allah seni sevdiğine bağışlasın. Artık bırak be abi. Bilal. Bir saniye. Hani sen az önce ben istesem karşında ağlayıp 10 lira yerine 50 lira alırım dedikten sonra ben sana 10 lira değil 50 lira verince... Ha? Benim kafam karıştı. Yani bu bir tesadüf mü? Hadi buyur. Allah ya! Bak, vallahi çekip gideceğim artık Bilal. Tamam. Kal sabı, tamam. Siz de huzurunuzu bozmayın ablacığım. Siz kalın burada. Önemli değil. Ben giderim ablacığım. Ya ben onu zaten bereketini görmem o paranın artık. Hadi tamam. Ağladı. Adam, 50 lira dedi. Adam okay, tamam. Diyor ya. Vallahi gerek yok ya. Tamam. Siz... Tamam. Bozmayın. Tamam. Abi. Tamam, dur, vereceğim. Allah razı olsun. Sağ ol. Kolay gelsin baba. Hoş geldin oğlum. Kolay gelsin baba. Bunu kolejden gönderdiler. Silikon Vadisi'ne, Kaliforniya'ya gidecekmişiz baba. Velilerden izin kağıdı istiyorlar. Tamam oğlum, bakalım. Ama Kaliforniya çok uzak. Yani evet. Ekonomi uçma. Yok baba, ben business aldım zaten. Onlar ekonomi uçuyor. Hesabına da 2000 dolar geçeyim. Bir haftalık harçlık yeter mi? Yetsin ulan! Yok eşeğin bacağı artık ya! Hayatım ne Bilal! Ya bizim çocuğumuz devlet okuluna dolmuş da gidip geliyor. Şuna bak! Yok business, yok Silikon Vadisi, yok 2000 dolar. Vermiyorum arkadaşım size paramı. Oldu ya! Doğru söylüyorsun abi.
Dilenci dediğinin çocuğu iyi bir eğitim almasın zaten. Önemli değil. Dilenci dediğin adamın oğlu gitsin trafik ışıklarında cam silsin. Gitsin kağıt mendiller satsın. Burnu aksın sürekli. Haklısın abim, haklısın. Ya hayır, tabii ki öyle değil ama... Ya Burcu, şunun giydiği ayakkabıya bak. Ben giyemem ya. Nereden baksan 5.000 lira bu. 6.000. Duydun mu? 6.000 dedi, duydun mu? Duydum. Yani benim de biraz kafam karıştı ama... Ne bileyim. Alo. Aa, merhabalar müdür bey. Ben İbrahim Çekiç. Ozan'ın babasıyım, velisiyim. Dilenci olan, evet, evet. Kusura bakmayın müdür bey ama ben çocuğu okuldan alıyorum. Maalesef çıkar oğlum ayakkabı. Maalesef alıyorum. Çıkar oğlum. Oğlum git, tamam mı? Şu köşedeki trafik ışıklarında böyle bunları bana çıkar. Böyle üstü başını bir dağıtırsın. Burnunu bir akıt iyice. Trafik ışıklarında cam sil oğlum. Hadi bakayım, hadi. Tamam. Çünkü bu insanlar bizi öyle görmek istiyorlar. Tamam baba ama benim sabuna alerjim var. Mendil satsam olur mu? Olur oğlum, olur. İnanmıyorum sana Bilal. Şu anda bir tane çocuğun eğitim hayatını bitirdi. Tanıyamıyorum ben seni gerçekten. Tamam ağlama, tamam ulan. Tamam ben, tamam. Tamam, giy lan şu ayakkabılarını. Bana tiyatro yapmayın burada. Tamam giy. Vereceğim paranı, tamam. Tamam baba, görüşürüz. Ha bu arada baba, açık havuzun bakım zamanı gelmiş. Haftaya gelsin. Tamam baba, ben söyleyeyim adamlar. Hadi bay bay. Allah razı olsun. Ama abi. Bilal! Havuz diyor ya. Ya adamın bakım zamanı gelen bir havuzu var. Bu adamın havuzlu evi var. Ya sen beni nasıl görmek istiyorsun? Ne yapayım, benim evim markam olmasın mı? Sokaklarda mı sürüneyim? Ya da bir barakada yaşayayım, pencereleri de muşambalarla mı örteyim? Soğuktan tir tir titreyelim ailece. Bunu mu görmek istiyorsun, ha? O zaman mutlu olacaksın. Yok, en iyisi ben evim olmasın, sokaklarda sürüneyim, yatayım. Köprü atlarında yatayım. Kulaklarımı da fareler kemirsin. Sen de bana 10 lira verdiğin için mutlu ol. Bu mu yani, bu mu? Sen bunu mu istiyorsun ya? Bu adamın bu söylediklerini istiyorsun? Evet, bunu istiyorum. Evet. Ben yardım edeceksem karşımdaki insanın düşkün olmasını istiyorum ya. Şuna baksana. Şuna bak, havuzu var ya. Havuz olmasın bari. Ha bu adam kartonların üzerinde yatsaydı o zaman verecektin onu, öyle mi? O zaman mı yardım edecektin 10 lirayı? Yani herhalde. Ulan, ulan şurada bir yemek yiyeceğiz. İçine ettim be. Allah sana 50 de değil. 100 veriyorum. Yeter ki. Allah tuttuğunu altın etsin abla. Hocacığım. Bitmedi mi senin hala mesain? Ben çok açım. Bitiyor karıcığım, şimdi bitiyor. Tamam, tamam. O zaman ben gideyim, makyajımı tazeleyeyim, geliyorum kocacığım. Tamam karıcığım. Allah razı olsun. Karıcığım mı? Bu kadın senin karın mı lan? Evet, niye? Ne niye lan? Ne niye? Böyle dilenci mi olur ya? Dilenciye bak. Oh! Telefonu benim telefonumda, güzel. Evi benim evimde, güzel. Karısı benim karımda. Güzel değil. Allah'tan benim karım daha güzel. Benim de en büyük zenginliğim sensin işte karıcığım. Al ulan şu 100 lirayı. Al hadi. Aa, neden verdin Bilal? Vermiyordun hani, karşı çıkıyordun hayatım. Sen neden verdin ki? Aa bak Bilal'cığım. Bence sen de dilenebilirsin. Çünkü böylece ileride belki senin de güzel bir karın olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben artık bu ilişkide yokum. Burcu yanlış anladın beni. Burcu yanlış, yaktın ulan beni. Burcu aşkım. Allah senden razı olsun. Allah seni sevdiğine bağışlasın abi. Bunun için önce sevdiğimin beni bağışlaması lazım. Burcu geliyorum. İbrahim Bey, buyurun efendim, masanız hazır. Afiyet olsun. Bu masada mı senin ulan? Evet, ya ben karımla güzel bir akşam yemeği yemeyeceğim. Sus! Konuşma! Hayvan herif!
Çok güzel hazırlamışsın Bahadır Efendi. Al bakalım, hak ettin. Gülmekse mesele katılarımıza bedel.